Günaydın. Günaydın sevgili Günaydın. izleyiciler. Bir yaşımıza daha girdiğimiz bir haberle açacağız evet, değil mi? Hatta 2 evet. 3 yaş birden ilerliyoruz her evet. olay sonrası. Evet. Yok böyle şey diyoruz. Aynen. Dün dün e, akşam saatlerinde Müge ile konuştuk ve Müge'ye videoları attıkça Müge'nin bana emoji dönüşleri yani şaşkınlık ötesi. Evet. Tabii ben bir taraftan irdeleyip bir taraftan bütün videoları izledim. Bu ne rezalet cümlesi? Bu ne korkusuzluk? Bu ne özgüven cümlesi? O kadar hafif kalıyor ki Müge. Rezalet de az kalıyor ama Hepsi gündem olarak kalıyor yani. sadece bu magazin değil, bunu artık bugün Milliyet gazetesinde de var. Sosyologlar toplumsal gelişmeler üzerine kalem tutan herkes kürsüdeki öğretim üyeleri ve hocalar da tartışıyorlar. Geldiğimiz son nokta diyemiyoruz. Çünkü her defasında bir son nokta daha çıkıyor ama başlığı şöyle verebiliriz bir rezaletimiz daha oldu bir kepazeliğe daha imza atıldı ve milliyet güzel bir başlık atmış 40 bin kişi dün Türkiye'de canlı yayında iki fenomenin birbirine uyguladığı şiddeti izledi sevgili izleyiciler. Hocalar da tartışmış konuyu. Bence tartışılması gereken bir durum. Haberi hemen özetleyelim. Sen bunlar hakkında daha bilgilisin. Sosyal medyada Çağlaca Rumuzu'yla tanınan Çağlayan Yıldırım ile Cansum Tatlı olarak bilinen Cansum Şener binlerce takipçileri var TikTok'ta. İkisi de TikTok fenomeni. Aralarındaki husumet nedeniyle hesaplaşmak için Ankara Sincan'da buluştular birbirlerine konum atmak suretiyle buluştular. Çıkan tartışmada Cansum Şener Çağlayan Yıldırım'ı silahla bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın hayati tehlikesi yok ama hastaneden canlı yayın açtı. Olay yerinden kaçan Cansum Şener ile erkek arkadaşı Kara Bey miymiş neymiş Ferhat adlı erkek arkadaşı yakalandı. Onlar da arabada canlı yayın açtılar vurdum evet diye. Öteki de vuruldum evet diye canlı yayın açtı. Birbirlerinin buluşma noktasına giderken birbirlerini tehdit ederken yine canlı yayın açtılar. Daha ne diyelim ya. 40 bin kişi de bunu izledi. Evet. Yani yolda trafik kazası ya da birbirini vurma anında insanlar durup izliyorlar ya. Artık TikTok'ta bunu izlediler. Kepazeliğin ötesi canlı yayında olduğumuz için daha fazlasını söyleyemiyorum söyleyemiyorsun. Evet. Ama ekran başındakilerin evet. şeyi yok, söyleyebilirsin. Kepazeliğin ötesi. Ne imza atıldı? İğrençlik yani. Burada aslında e, Müge'nin haberi böyle bütün halde özetlediğinin detayları çok önemli. Şöyle önemli. Bir kere bunlar sözde fenomen. Tırnak içinde sözde fe evet. fenomen. Fenomen nedir? Aydınlatan, yeni bilgiler veren detaya girmiyorum. Bunlar TikTok'un içinde e, para kazanmak için çok yakışıksız çok çirkin videolar paylaşarak para kazanan iki kişi Ortak noktaları ikisinin de önce Çağla'nın sonra diğerinin erkek arkadaşı Bu erkek arkadaşı kavgası sonrasında biri diğerini vuruyor Bakın sevgili seyirciler önce canlı yayında vurulan kişi vurulacağı noktaya giderken hazırlanıyor Makyaj yapıyor saçını yapıyor ve hazırlanırken diyor ki şimdi lokasyona gidiyorum bana lokasyonu attı bakalım bana ne yapacak beni vuracak mı? Ruj Bir, rimel sürüyor, sürüyor. sürüyor makyaj yapıyor. İki, vuracak kişi de paylaşım yapıyor diyor ki şu anda ona lokasyonu attım oraya gidiyorum nasıl vuracağını anlatıyor. Olay yerine geriliyor oradan canlı yayın ve vurulma anını dakika dakika 40 binin üzerinde insan TikTok'ta canlı yayında izliyor. E kapışmalarının Bakın. sebebi de 40 husumet, binin üzerinde. Evet, husumet denilen noktada e, birinin, e, Çağlan'ın erkek arkadaşı varmış. Karabey, gerçek adı Ferhat. O da sözde fenomen. E, bunlar artık o kadar vıcık vıcık bir ilişki içinde ki o gidip ötekisiyle birlikte oluyor. Ve de bu arada o kişi her ikisine de böyle reklam dağıtıyormuş TikTok'ta. Reklam aldırıyormuş. Hem orası reklam çünkü kapışması onlar için orası çok önemli hem sevgili kapışması onlar için. yüzünden husumet de bu. Para ve ona da aşk falan diyemiyorum aşkı kirletmeyelim bir ilişki. Burada aslında şey aslında aralarındaki erkek arkadaş mevzusu onun sevgilisiyle onunla birlikte olmuş öyle olmuş. Bunları atın bir kenara sevgili seyirciler. Evet o, o Bakın yüzden burada en, önemli şey en önemli şey bir sosyal medya platformunda vurulma anı canlı canlı paylaşılıyor. Vurulduktan sonra kaçan kişi arabada nasıl vurduğunu anlatıp helal olsun bana e, ya varacak kadar cümleler kurup sonra teslim oluşunu da paylaşıyor. Zincir hastanede Cansu. Neden vurulduğunu, o oh olduğunu falan, ya o halde bacağı o haldeyken bile yayın açıp tek tek anlatıyor. Bundan Bakın, kazanç sağlıyor. Böyle bir şey çalışıyor. yok. Evet. Bunu... Ve de insanlar izliyorlar, izledikçe Şimdi bunlar. Çünkü diyorlar ki, para bizim kazanmaya orada kazanmaya devam ediyor. Var. Dün TikTok yıkıldı. Yıkılma sebebi şu: İki tarafında fan kitlesi var. Biri iyi ki, bir taraf iyi ki vurdun diyor, diğeri nasıl vurursun diyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Aslında e, ortak Paylaşımlarındaki izlenme rekorundaki e, azalmanın e, savaşı da var. Ha, Bakın, para da var diyorlar. Evet, erkek arkadaşı o onun o onun onun onun. Aslında bunun temelinde ne var biliyor musun Müge? Hı. Sosyal medya işte nokta yani. Bir kere öyle bir teşhircilik üzerine para kazandırma algoritmasıyla böyle gençlerin, kadınların, erkeklerin hepsinin iliklerine giriyor. E, girmesin kabul etme. Ya herkes kabul ediyor mu? mayası müsait olan kabul ediyor. Yoksa yani, tabii ki Türkiye yani sen, şartlarında. Bak, mayası hayır, ama, mayası tabii ki Çocuklar ya. var. Bak çocuk var. Canım, o çocuğun onun mayası, mayası ne kadar temiz olsa da. Hayır, temiz genetik olsa da ne kadar temiz işte, olsa da oradan etkilenme riski var. Tamam, genetik kodu çok önemli, etkilenme riski elbette var. ama var. Şu kepazeliğe imza atmak için insanın ruhunun da kepaze olması lazım. Kardeşim izleyelim. Biz deminden beri anlatıyoruz. Siz de bir görüntü izleyin. İkisi de bu arada anne. İkisinin de küçük çocukları var. Yani ama o şey, çocukların o çocukların yetiştiği evi düşünün. O e, çocuğu... Çocukları elinden almışlar. Evet. Ama e, çünkü çok suç dosyası varmış. Vuran kişi Cansu Şener'in 80 suç kaydı var. Türkiye Cumhuriyeti'nde sevgili izleyiciler bir kişinin 80 suç kaydı var. O kişi dışarıda diğer sözde fenomen arkadaşına diyor ki konum atıyor gel seni orada vuracağım diyor. Bu kişi elini kolunu sallayarak Ankara'da yaşıyor işte Sincan'da yaşıyor. 80 suç kaydı. Yani o 80 Bunun adam suç... öldürmemesi için daha ne kadar suç kaydının olması lazım? Evet bir o 80 suç kaydının hiçbir caydırıcı e, özelliğinin olmadığını görüyoruz. Yani 80 kere belli ki bu içeri girmiş çıkmış suçlar tamam, suça işlenmiş. Suça meyilli. Suça meyilli ama caydırıcı hiçbir şey yapılmadığı için bakın e, sokak ortasında üstelik canlı yayında bir birini vurabiliyor. Bunlar yarın bu bir rahat gün birbirlerini de öldürebilirler. Yani biz şey, atıyorum. Her şey, her şey olabilir. Allah korusun kimse şey. ölmesin tabii ki. Hani e, burada rezalet diye da hatta e, yani ölümü tabii, savunmuyoruz tabii. da ama 3 ay sonra başka bir mevzudan dolayı birbirlerine girerler birbirlerini öldürürler ötekinin de 80 suç kaydı 90'a çıkmış olur. Sonra biz şunu tartışırız. 90 suç kaydı olan bir insan Türkiye'de nasıl elini kolunu sallayarak dolaşıyor? O Hiç o mi önlem alınmadı? Çok var, çok var. İşte çok var. Şu kötü anda tam o. şu anda şu dakika sokakta kimdir? 80'li 80 canı 180 gidiyor. suç kaydı olan kaç kişi dolaşıyor? 3 ee, aydır çocukları iki tane çocuğu devlet korumasında. Çok iyi bir şey olmuş. Evet. Ya yani o evde Böyle yani küfürlü bakıyorsun. Üç ay öncesine kadar bu tabii çocuklar, rezalet. 3 ay öncesine kadar bu şikayetler çocuklar, üzerine. Bu ortamda bu uslubun olduğu, bu söylemin olduğu, bu akışın olduğu. Çocuk burada yemeğini yiyor. Canlı yayın açmış o oradan orada. anne oradan küfür ediyor. Çocuğa diyor ki çocuk diyor ki ona canlı yayında. Anneciğim niye böyle şeyler söylüyorsun? Sonra diyor ki sen de söyle. Yani rezillik diz boyu bir taraftan, bir taraftan da Türkiye'de sevgili seyirciler 37 milyon 700 kişi TikTok kullanıyor bakın 37 milyon 1 milyon değil sana az önce söylediğim şey senin e, mayası dediğin şeye karşı çıkma sebebim doğru söylüyorsun ama karşı çıkma sebebim şu bakın TikTok denilen platforma küçük yaşta çocuklar giriyor oranın acilen ivedilikle ee, bir otokontrol, sansür, bir yaş sınırı. Öyle sözde yaş sınırı değil. Uygulamada mügeşe yapıyorsun. E, yaş sınırını belirliyorsun falan. Onlar fasa yok Acil yapılması şey gerekiyor. Hocam şey ee, böyle e, örnek gösterdiğimiz ne kadar güzel yaşamlar dediğimiz yerlerde Avustralya'da yasaklanmış çocuklara Kullanamıyorlar. Evet, evet, evet. Burada yasaklayınca wow, sen bana hiçbir şeyi yasaklayamazsın. Al işte evet. al al gör. Evet. Yasaklayamazsın dediğin şey Tabii ki. Hani yasak kelimesi güzel bir şey değil ama bunlar yasaktan daha mı güzel? Yasağı mı tercih edersin Yelda? her gün böyle bir kepazelikle ya, uyanmayı? Yasa, ben yasak ben TikTok'ta yasağı tercih Böyle ama. böyle tipleri hayatımda, böyle tiplerle aynı topraklar üzerinde yaşamak istemiyorum kardeşim. Rezalet ya. Elbette yasaklansın. Ama illa yasaklanması, artıyorlar. yasaklanması da çok ilkel bir durum bir taraftan da. Elbette oradaki kusurlar, zararlı olan bütün şeylerin önüne ket vuracak sağlam kurallar ya biz o sağlam kurallar yani. çok sağlam kurallar, kurallar getirilmeli o kurallar yani o kurallar niye getirilmesin ya, ya gelmiyor biri, biri deliyor biri bu deliyor. kadar imkansız neden olsun bir ya şey. neden bak Instagram ve X'ten de şikayetçiydik ama artık onları öpüp başına koyasın geliyor bu, bu kepazelikleri izledikten sonra çünkü kepazelikler buraya kayıyor orada da bir Vars, takım şeyler var ama var, yani, var. Var. Ama, yani var. Var. ama bu kepaz bak eskiden daha kepaze daha çok... deyince Başka şeyler aklıma geliyordu. Şimdi kepaze kelimesi şey yapmayı yetmiyor yani. Evet evet çok fena. Ve bu kişiler bir şekilde ünlülerle de bağlantı kuruyor ve çok özür dilerim o ünlülere. Bazen muhabir bir arkadaşımız mikrofon tuttuğunda, ay özeliyat falan diyorsunuz. Bunlarla bir oluyorsunuz kardeş. Bazılarınız için geçerli. Evet. Bakın o vurulan adı neydi vurulan? Çağlayan. Çağlayan. Yıldırım. Kimin evini gezmişti daha geçenlerde? Kimin biliyor musunuz? Mehmet Ali Erbil. Şimdi Yani şimdi Mehmet Ali Erbil'le Gülseren'in aile dostu mu diyeceğiz? En mahrem yerini sinirden boğazıma gıcık oldu. En mahrem yeri evi açıyorsunuz ya. Ve bu insanlarla. Yani Mehmet Ali hayatındaki kişinin evinde şu anda vurulan Çağla'nın e, an, an bütün her yeri izlemesinin ne lüzumu var? Ne lüzumu var? Şu Bak. lüzumu var Müge. Ha. Lüzum şu. Lüzum Etki, anladım. Etkileşim kasmak için. Bakın sosyal medyada bu tipler yani özellikle TikTok'ta genel genel yapısı da böyle. Etkileşim kasmak için. Yani orada bir fan kitlesi, orada bir kitle edinebilmek için her türlü rezilliği imtina ile yapıyorlar. Ama yani kitleye bak. Mehmet Ali bugüne kadar ne güzel bir kitle oluşturmuştu. Evine bunu sokarak mı kitle oluşturuyor? O Pardon kız arkadaşı. Para kazanıyorlar. Hayır kız arkadaşı. Para kazanıyorlar. Para için kız çıkıyorlar. arkadaşı TikTok... gülseren de TikTokçu. O para kazansın diye yalvarmıştır evini açıp ben, bana çiçek, böcek, motosiklet atacaklar diye. Ne atıyorlardı işte? i̇şte Emoji atıyorlar. Dedi, o da ona kanmıştır. Yazıklar e, TikTok'ta, olsun. TikTok'ta, sosyal medyada para kazanmak için bu rezilliği yapanlar ifşa alıyorlar Çünkü ifşa olmak üzere etkileşim kasıp para kazanıyorlar. Yani dünya neye dönüştü biliyor musunuz sevgili seyirciler? Normalde rezillik yapan, her türlü rezilliği yapan insanlar... Çok fazla görüntü veremiyorlardı. Onları görmek için ya da onlarla ilgili bir haber alabilmek için böyle dört gözle beklerdin. Şimdi sosyal medyada rezillikler diz boyu. Geçmiş ee, yani boyu da geçmiş artık. Tabii tabii. Ee, şöyle Mehmet Ali Erbil'in şimdi sevgili izleyiciler bu olaylardan sonra onun da bu hani kumar ve bahis çetesiyle ilgili olaylardan sonra Kanal D'deki programın devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ona da ilgili bir gelişme var. Onu da aktaracağız size. Evet. Ee, peki şimdi bir haberimiz daha, daha var ve daha doğrusu haberlerimiz var. Bu konudan çıkıyoruz. Diğer yani trajikomik başka bir habere geçiyoruz. Konuğumuz da hazır. O da birazdan gelecek. Bu Seterim'in ayrıldığı eşi Volkan Bahçe Kapılı, artık bekar. Tabii ki hayatını istediğini alır. Fakat alırken ve fotoğrafçı yani muhabir arkadaşlarımız onu yakalarken bugüne kadar Yelda Hacım hiç söylenmeyen bir şey söylemiş. Genelde yakalanınca ne söylerler? Almanya'dan kuzenim geldi. Ay o benim yeğenim. Ay biz sadece arkadaşız. Ala kızı. Ee, biz şeyiz toplantı yapıyorduk. Ama Volkan Bahçe kapılı başka bir kelime imza attı izi. Şimdi Tabii. stüdyomuzda Aydın olursa üzerine öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. güzel canım. geldin Aydın. Çok, Günaydın. 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 Çok iyi duruyorsun. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Vallahi aynı. Ne aynı? Hiç değişik bir şey yok yani. Her ha ne olduysa aynılık o zaman o aynılık şey, için belki e, hiç, evet olmuş gayet ilacı, iyi görünüyor. Ha isterim. tamam. Bodrum ilacı. Bodrum, ha, Bodrum. Evet. Kasım Kasım'ın başına kadar oradaydı. Maşallah 6 ay oradasın artık. E tabi 1 Kasım'da döndük. Hı. E, i̇şleri oradan gidip geliyor. Evet orada da bir Son, sürü iş şey. Bodrum havası böyle bir şey değil mi? İstanbul'un kaotik böyle o sisi, pusu ya. biraz önce ver. O insanı, insanı başka bir şey. Az önceki haberle ilgili böyle aslında samimi de geldi bir taraftan. Yanlış arabaya binme olayı olabilir. Senin hiç başına geldi mi öyle? Yani şimdi mekan çıkışı arabana biniyorsun. Bir anda bir kadın giriyor arabana yanlışlıkla binmiş oluyor. Aslında başka bir araca binecek. Senin aracına Olabilir. Hiç ben başka arabayı açıp girmeye de çalıştım öyle zamanında. Öyle mi? Tabii. Ha, o, elimde anahtar. Hı. Benim arabam diye. Evet. Ama başka renk, başka model. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bazen. Benzer hiçbir tarafı yok. Dalmışsın evet. o sırada. Evet da dalmışım. Ama burada e, öyle bir dalma diyorum. yok. arkadaşlar Alkol Bu, burada... kullanmadığım hiçbir şey kullanmadığım halde bazen yapıyorum. Hı -hı. Bu bir bahane olabilir. Bu bir bahane. Görünmek de ha. istemeyebilir. Tabii tabii ama güzel komik bir bahane yüzümüzü Tatlı. güldürdü. Tatlı ha. evet. Hanımefendi. Pardon hanımefendi tanımıyorum. Ama hanım, hanımefendiye yazık işte. Onun da e Belki khanım efendiyi önceden söylemiştir yani ya da sonrasında gönlünü ne almıştır işte yani ya. böyle magazine böyle bir bilgi vermek istemiyor. Evet. Bir Sen benim aracımın yanlışlıkla bindin. Yani ben o kızın yerinde bir yakınım olsa ya da kendin olduğunu düşünün erkek arkadaşına yakalanıyorsun Aydın diyor diyor ki e, muhabirlere yanlış arabayı bindim ben alakası yok. Ay çok fena bir şey ya. <laughs> Niye öyle bakıyorsun fena değil? <laughs> <Ya. gülüyor> Haklısın. De <laughs> Niye de ee, öyle bakıyorsun? Ben. <laughs> Birçok e, kadın böyle bir durumda bir daha görüşmez. Görüşmemeli. Görüşmemesi de bence lazım. Bence büyük konuşmamak lazım. Nasıl? Yok. Neye Yok. büyük konuşacağım? Bu arada bence de görüşmemeli ama e, bazı konularda büyük konuşmamak lazım. Bence. Diyorum. Ha tembih ettiyse? Ya belki önceden tembih etme. Arka planını bilmiyoruz. Bu arada ama... durum çok komik sevgili seyirciler. Yemezler yani. Hani tabiri caizse. O araca o öyle yemezler, tanımıyoruz, yanlış bir o yemezler. Ama biraz da samimi taraftan bakalım belki ee, şeydir yani. Önceden konuşulmuştu Ay önceden konuşulmuştu. Gönül alma da, işi gerçekleştirilmişti. İstediği kadar gönül alsın bunun gönül alması mı olur? Cümle aleme tanımıyorum. Arabaya yanlış bindi. Hadi bay, hadi canım bay bay falan. Ay bilmiyorum objektiflerin Ay, önünde. O zaman geçmişte o, bazı arabalara yanlış binenlerin sonrasında uzun süren ilişkiler de oldu. Ama o, 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 da onların ayıbı. O, da onların ayıbı. Bana Gönlüm... da kendileri konuşsunlar büyük ya da küçük. Biz burada değerlendiriyoruz yani. Değiştirip Çok mi? ayıp. Yani bir gencecik bir kız. Kalbini kırmamalı. Elbette. Kırmamak lazım. Peki başka bir... Ben de senin aynı fikirdeyim. Evet. Göğsünü gere gere. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Tabii. normalde. Göğsünü gere gere sevgilinse çıkacaksın. O zaman kardeşim. Oturun evet. evde. Evet. Kapınızı Hah. kilitleyin. içeride, Dört i̇şte, duvarda. Yemeğinizi yiyin. Film izleyin. hakla atın. Ne yaparsanız yapın yani. <laughs> Hayır. Aydıncım aynı fikirdeyiz. Kusura bakma Yelda'cığım. Ama evet, evet. ben de aynı fikirdeydim. Şimdi <laughs> ama her zamanki gibi yine cümlemin... yok, yok. bir sonu gitti havada kaldı. Hayır. Hayır. Aynı fikirdeyim. Aynı fikir. Tamam. Büyük konuşmamak lazım. Sadece büyük, büyük konuşmamak lazım. Evet. Çünkü büyük lokmayı büyük konuşma. Peki Türkiye Hı. güzelimiz yani daha doğrusu Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi bir... temsil edecek. Evet Aylin geçenlerde de programımıza konuk olmuştu. Meksika'da ülkemizi temsil etti. Fakat e, güzellik yarışmasında e, dereceye giremedi. Kaçıncı olduğunu da söyleyeceğiz. Duygularını da size aktaracağız. Bu e, özür dilerim. Ha. Hani üzerinde çok konuşulan kızımız. Değil. Mı? değil. Bu değil. değil. O Türkiye güzeli İdil'di. Hmm. E, bu da Ayliz Duman yani ülkemizi Miss Universe'de temsil edecek olan. Ha, pek bir beğenilen sonradan. Evet, Aynen evet. öyle. Çok güzel çünkü. E, güzelliğiyle çok güzel yorumlar aldı. Ama kainat güzellik yarışmasında da acaba bir şey mi oldu Müge? E, böyle bir orada da bir şaşırdılar mı? Seçerken bir şaşırma durumu oldu mu? Çünkü Belki, kainat güzeli. Şaşırma değil de orada başka şeyler de dönüyor. İzleyelim önce haberimizi. Ya az önce şaşırma kısmını bu yüzden söyledim. Yani espri olsun diye şaşırdılar mı? Çünkü bizim güzelimiz çok güzel. Güzel. Evet. Sevgili evet. seyirciler yorumlara yazar mısınız? Sizce e, kainat güzeli Danimarka seçildi. Güzel mi Victoria? Ee, onların böyle bir kraliçesi için de alabilir miyiz bu e, Boğaç Yaşar? Yan yana hani ceketli olmaların ötesine bir kraliçellerini de alalım. Oradan çünkü daha çok belli oluyor. Ee, Aydın sence hangisi? Yani ben e, güzellik olarak bizim kızımız çok güzel evet ama o yarışmada Hı -hı. nasıl bir performans sergiledi onu bilmiyoruz. Hı -hı. Yani nasıl bir İngilizce konuştu? Yani yabancı dili çok iyi yurt ha, dışında doğup büyüdüğü öyle için öyle mi? Evet evet. Tamam yani iyi bir performans sergilese ya bu işin arkasında bir sürü Aynen. şey de oluyordur. Evet. Yani e, kız. şöyle şeyler duyduk. E, şimdi Ailes e, bizim güzelimiz e, 130 ülke ya da 120 küsur ülke arasında 54. olmuş. Hı. Yine belirli bir yere kadar getirebilmiş. E, fakat orada böyle tanıtımlarda diğer yabancı güzeller ön planda lanse edilirken bizim güzelimizi hiç vermemişler bile. Paylaşmamış bile biz Universe. Işte, orada bir sağlam bir mobil kullanmış şey. o zaman yani, bizim güzelimizi. Evet. Oradır belki oluyor. belirli ülkeleri Komik görmezden mi? geliyorlar. Hele güzellik yarışmaları, hele böyle işin içinde biraz şov varsa değil mi bir sahne? Bir sürü yarışma, da, da yıllarca konuştuk. Arkadaşlar yani şey. olmuyor mu bir sürü yarışmada, bir sürü e, şeyde e, bu e, ödüller veriliyor. Tabii. Allah aşkına, Tabii. zamanında neler yaşadık bilmiyor musunuz? Tabii. Şimdi bakar mısınız Allah aşkına Victoria'nın suratındaki estetiklere. Yani bizim Ailesin yıllar önce dudağına Katiyan, çok kıya şu iki fotoğrafta bizim kızımızın yanından geçen. Aynı fikirdeyiz evet. Aynen öyle. Evet. <laughs> Demet. Aynı. Neyse. Aynı fikirde. Demet de demiş ki Ailesin bu teyzeden daha güzel olması Katılıyoruz Demet Akalık gerçekten. De diyerek olayı bitirmiş yani, Demet. Yüzüne bakar mısın? <laughs> e, yani yap Yapay yana zeka gibi. Evet evet yapay zeka gibi çok fazla işlem var e, yüzünde Victoria'nın. Gerçi çok fazla işlem olması da artık bir yarışmadan elenmek falan anlamına gelmiyor yani işlem oldukça da. Peki Ayliz yarışmadan yani dün gece e, o da Türkiye'ye dönüyor e, dönmeden önce yazıştık. Bana da tecrübe oldu e, bu yarışma. İyiyim ee, ama tabii ki üzüldüm çünkü çok çaba sarf ettim ama demek ki nasip değilmiş. Ülkeme en iyi şekilde temsil ettim biraz kırgınım diyor. Ee, neler yaşadığını da daha sonra bizlere anlatacak programımıza konuk olacak. Ama sosyal medyada ilk kez bir güzel konusunda birleştik biliyor musunuz? Evet. Herkes yazıyor bizim kız daha güzeldi diye. Evet evet. Görünen küre kılığımız yani, gerekmiyor Evet yani. evet. Evet. Yani hani tabii ki beğenmeyenler yine çıkar. Yani zıt görüşlü olanlar yine çıkar ama görüntü ortada. Yani gerçekten ailesi çok güzel. Ee, çok doğal. Bir kere genel kültürü, eğitimi de güzel. Hani hi, aslında hiçbir taraftan şöyle e... fotoğrafta ne kadar güzel. Aslında çok... bir şey söyleyeceğim. Hı. Söyle. Bizim kızlarımız yeni nesil. Çok iyiler. Hakikaten çok güzeller. Yani. Allah çok güzel. Ben e aşk memnudan beri ilk defa bir diziye feci fanatiyim. Ne hangisi? Bu Leyla. Leyla. Daha bak bütün ödülleri Go Gonca Vos'un bir ver, verin kıyamet koparır mı? Geliyoruz <laughs> o habere. yani başkasına ödül vermesin. Gonca değil mi? Nasıl döktürüyor Aa, orada? İstemiyorum istemiyorsun. Ha, hepsini versinler. Gonca da Gonca. Eğer evet. Gonca kazanmazsa altın kelebeği. <laughs> ertesi günü buraya alacağız. Sen burada. Vallahi sanarsan... kıyameti koparırım. Peki tam üstüne getirdin. Sevgili izleyiciler 8 Aralık'ta altın kelebeği Hürriyet Gazetesi'nin vermiş olduğu okurlarına da danışarak verdiği altın kelebek sahiplerini bulacak bu yıl 50. senesinde ve oyuncular işte Gonca Vuslateri'ydi, Demet Evgar'dı. Erkeklerde de Burak Denizler, Mert Ramazan Demirler, Mert Yazıcı olarak kıyasıya yarışıyorlar. İpi kim göğüsler? bunları paylaştık sosyal medyadan. Yorumlarınız var. Tekrar bekliyoruz. Önce haberimizi izleyelim. Evet, kim e, olacak acaba? Kim, kim olacak? olacak? Sizlere de soralım. Yazın. Çünkü şöyle hayran kitlesi Instagram'da paylaştığımız vakit bir gaza bastılar ve o hayran kitlesini belirledi. Örneğin e, şey Mert Ramazan Demir bir anda Mert Yazıcıoğlu'nun önüne geçti. İkisinin arasında bir kıyasıya yarış Öyle başladı. Evet, önce ama... kadınlara bakalım. Kadınlar evet, gelsin. Evet. Aydına soralım. Aydın'ın favorisini Benim tekrar. Benim favorim edin. belli. Evet. Kadınları alalım önce barkoya. Evet, tek tek bakalım. Gonca Vuslateri, Demet Evgar, Özgün Amal. Özgün Amal, Hazar Ergüçlü, Birca Kalay, Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Mira, Miray Daner, Cemre Baysel, Yağmur Yüksel, Su Burcu, Yazgı Coşkun. Ama Aydın sence kim diye böyle sorayım. Sence kim? Ya ben ben Gonca Vuslu teridiyorum kalbimin içinden. Hı hı. Bir diziye şimdi çok büyük ayıp ederim bazı kelimeler yanlış çıkarsa affedin beni. Yani tek kişilik orkestra. Hmm. Gonca iyi oynuyor ya. Ha, ha, yani, zaten Çok ama, iyi oynuyor sonuçta. Yani müthiş. Demin de onu söyleyecektim. O dizide beni affedin ben isimleri karıştırabilir miyim yeni gençlerin. O dizide bir kızımız var. Evet. Böyle Hı -hı. mavi ç gözlü Hı -hı. çakır çakır bakıyor. Allah'ım. Yani yeni nesil kızların hepsi birbirinden mi güzel? Çok güzeller yeni nesil. Bakmaya yani. kıyamıyorsun. Aynen. Allah nazardan saklasın. Peki Gonca'nın e, en büyük rakibi Demet Evgar Bahar dizisinin yıldızı. Evet. Ne diyorsun Demet Evgara? Yani kıyasıya gittiler böyle. Evet. Hazar er güçlü. Gonca'dan yana. Ha. E, dizi beni felaket. Bak Aşkı memnudan beri bir Türk dizisi seyretmedim bayağı dizinin bölümlerini alıyorum baştan tekrar seyrediyorum benden <gülüyor> <gülüyor> değil bu iyi. kadar bu kadar diziye hayat veren eminim ki diziye hayat verirken çok da çalışıyor ben yani bulmuş yani o rol onun için biçilmiş kaftan eee şey bir de sanki böyle aslında normal e, özel hayatında sektöre girdiğinde çünkü Canını yakan çok durumlardan bahsetmişti katıldığı YouTube kanallarında. Bu karakter sanki bir taraftan da böyle geçmişte yaşadığı sıkıntıların, böyle üzüntülerin hepsini böyle böyle canını çıkartan bir karakter biliyor musunuz? Zaten yani. ya da bir şeyi yaparken hep geçmişteki malzemeyi kullanmaz mıydı evet, onun elinde çok güzel zengin malzemeler ne var. Piş. Bir onu sosyal medyada bu sahne çok 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 bizlik Evet Entrika yılanlık hepsi bizlerde de <laughs> Benim adım neydi? E, yılan işte sen çok sevmen lazım <laughs> e, Benim adım Engerek ya, Ben de ondan sevdim Entrika yılan Beni de o yüzden bayılırız ya. Yani. <laughs> İzleyelim bir <laughs> diğer Engerek Ben küçük Engerek O benden küçük Engerek İzleyelim Söyle yani e, kaynatalım ilk, hadi İlk şöyle geldi telefonlar Gonca'nın doktoru kimmiş biliyor musun filan Hmm. Ben dedim tanımıyorum, evet. yani o kadar yani bilmiyorum. Estetik. Hal, ha. e, öyle kim halbuki ben inanmıyorum biliyor musun? Yok o bir şey, şey, şey yaptırmadı. Şey, annem o teşhisi koydu. Hmm. Annelik dedi. Kesinlikle. Bak, Annelik bu kadar yaramış olabilir mi? Şadiye Hanıma katılıyorum. Evet. Şelale. Ha özür dilerim. Ee, değişti kadın. <laughs> <adam. gülüyor> Şelale Hanıma katılıyorum. <laughs> Kesinlikle an evet. annelik yaradı. Evet, yaradı. Evet, Hı. annelik yaradı ve kızı yani. ona uğurldu geldi. Evet, Asya. Evet. evet. Hı -hı. Kesinlikle böyle inanırım yani o Auraya. Ya, ben Ama de. şimdi Gonca Tere ile de böyle gerçekten böyle sağlam güreşecek bir başka oyuncu da var. Onun da oyunculuğu çok iyi. Demet Evgar Bahar'da deli evet. gibi oynuyor o da. Yani şimdi ne oldu? Evet deyip durdu. Yani ben e, diziye sarılamadım. Ha. İnatla seyrettim. Sevmedin ha. mi? Sarılamadım. Olmuyor. Bir, Bir duygudan yakalayamamıştır seni belki dizinin. Evet. Ama yani. Bahar'da da Demet Evgar gerçekten Onda oyunculuğunu konuşturuyor. Bir taraftan da Kızıl Goncalar'daki Özgün Amal e var. Hazar evet. güçlü. Onlar Hazar da. Ha. Hazar Ergüç de çok iyi. O da Hazar çok, iyi de çok iyi oynuyor. Aslında şey çok kıyasıya bir Ama yarış var. Ama ben Gonca fanıyım. Evet. Bu arada Onun Demet... Için... Evet, şimdi Gonca Vuslateri ve Demet Evgar arasında bu yarış kızışmış durumda. Demet Evgar'la da ilgili bugün Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın bir haberi var. Bir Demet tükenmişlik başlığını taşıyor. Demet Evgar tükenmişlik sendromunun ağına düştü. Dizi setinde çok yoruldum diyerek ağlama krizleri yaşadığı öne sürüldü. Ve ekibe çok yoruldum, işler çok yoğun. Çocuğuma vakit ayıramıyorum diye sürekli ağladığı konuşuluyor. Hatırlarsanız geçen yıl biz programda sette Demet Evgar'ın bu yorgunluğundan kaynaklanan Sıkıntı bir takım var. sıkıntılı evet. ve stresli durumları çok... dile getirmiştik. Sonra ekip arkadaşları Hatice Aslan başta olmak üzere öyle bir şey kesinlikle yok demişti ama bakın o haberler bir kez daha günden de çünkü detayını biliyorduk ama olayın Tükenmişlik Ama sen, sendromu dediğin belki de bir taraftan Aydın sen ne diyorsun bilmiyorum ama yeni e, anne oldu çocuklarıyla çocuğuyla vakit geçiremiyor bir, bir taraftan sorumlulukları var. Burada başka bir tükenmişlik var biliyor musun? İşte e, yetişemeyince, yetişemeyince bazı şeylere yetişemeyince annelik duygusu yani olabilir. Bu kadar profesyonel Gerçi bir da e, sanatçının evet. Demet Evgar gibi birinin Böyle yapacağını düşünmüyorum. E, yani Öyle bir hissim var ki o konuda. Bitirelim der diziye hmm. ama böyle gidip kaprisler yaptığını inanmıyorum. Setten çok ama konuşulanlar çok, çok oldu. Konuşuldu. Yani ee, setten bilgiler bir çok değil, geldi. Değil, ya üç. tamam da çocuğuyla ilgileniyordur, bunu büyütüyorlardır. Ya başrol oyuncuları hep kıskanılır. Hmm. Kendimden Aa, diyordun, biliyorum. Diyordun evet Aydın. Evet. Sevilmezler diyor. Sevilmez, kıskanılır. Her yaptığı büyütülür, göze batar. Çocuğu var yani e, çekim arasında e, yani bakıcısı diyeyim Hı -hı. arıyordur bebekle ilgili. Hı -hı. E, çekime iki dakikaları verip alıp telefonu köşeye gidiyordur hemen kıyamet kopuyordur. Hı. Ama sadece çocukla ilgili değil başka şeyler de geldi. Şimdi onun da ha, çok canı sıkılıyor. Ee, evet. Bana hiç o hissi vermiyor. Başrol niye kıskanılır? Niye hasetlik oluşur sette? Çünkü setten başrol bilgiler ya. Setten bilgiler sızıyor. Başrol. Tamam başrol. Başrol diye diğer yanında çalışan insanlar, ekipteki diğer insanlar başrolün... Her zaman ölsün isterler. Pardon? O kadar. Of. Evet. Ölsün yani bitsin yok olsun isterler. Yok olsun isterler. Yok olsun da biz de kurtulalım. Kurtulalım. O kadar. Geçen <laughs> evet, sene geldiğinde arkadaşlar. dedi ya ayol sizi de sevmiyorlar. <laughs> evet. Ama arkadaşlarımızı ölü gibi oturmak Tüm için göze olan kaç kişi vardı? Gelsinler otursunlar be arkadaşlar. Hayır. Vardır. Hayatım var. var Bak tabii. arkadaşlar. Vardır tabii ki yani. Kimse şöyle bir şey anlamadı. En ufak yine bunun daha milyonlarca örneği bir, bir yerde çıkacağım. Evet. Bir buçuk ay önceden sold out Hı. oldu program doldu. Altındaki yorumlar. Ne? E şunu da çıkarsanız da bunun yerine. Aa. O öbür onu da çıkarsanız da şey yapıyor. Kend, halbuki kendileri yazdırıyor. Tabii canım. Ya onlardan çok var. Tabii. Söylüyorsun. Tabii. O bir de böyle. Tamam, e daha çok işim var benim burada sahnelerde. Kesinlikle Siz var. başka Çünkü, taraflara. neden? Aydın sevilmek de çok kıskanılası bir şey. Hiçbir şey yapmasan 10 yıl. 11. yıl çık yine Aydın'a giderler. E, Diğerleri buna tahammül yani. edemiyor bence. Yerleşmiş bir marka. Şarkı falan çıkarmana gerek yok. Onu seviyorlar. Evet, seviyorlar. Bitti. Seviyorlar. Allah'a bin şükür. Ben çünkü iyi niyetimle güzel güzel etliye sütliye dokunmadan kaba olmadan Güzel ee, dokunuyorsun canım evet. dokunuyorsun da. Ee, şey yapıyorum yani fazla öyle e, kibar bir adamım. Evet. Benle uğraşmayın yavrum. Evet başkası. şimdi kibar bir adamım dedim adamlara bir göz atalım. Yani erkek oyunculara altın gelmek adayları. Kim olursa olsun birinci fark etme. Öyle o, mi? O, Ama gelsin bir bar bakalım bir, bir bakalım yani. Şimdi erkeklerde de kıyasıya bir yarış var çünkü Tabii. hepsi birbirinden değerli oyuncular ve hepsi çok konuşulan hem oyunculuklarıyla hem ilişkileriyle hem magazinlerle. Hadi favorinizi seçin. Burak Deniz, Baran Baktaş, Mert Yazıcıoğlu geçen yıl yani herhalde yükselişini zirveye çıkarttığı yılı yaşadı. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İnemli, Tolga Sarıtaş, Mert Ramazan Demir. <laughs> evet. Evet. Buğra Gülsoy, Alperen duymaz, Deniz Can Aktar. Şimdi bu isimlerin içinde bir kişi seçilecek. Ne sinir bozucu değil mi? Belki iki, bir kişi. Belki bölerler. Yani bir bazen iki oluyor kişi ya. iki kişi arasında bölünüyor. Ee, Ama belki öyle bir şey olur. Ha, öyle olursa peki ben iki kişi olduğunu öyle... farz edersek ilk ben... birin ne? Vallahi bak, e? bakıyorum bakıyorum, bire indirmeye çalışıyorum. Üçten aşağı inmiyor. E birini söyle bana ilk bir. Yani ilk bir değil zaten ilk bir zaten bir ilk zaten bir. Yani ne? Kim Mert ne olur? Yazıcıoğlu, Çağatay Ulusoy, Aras Bulut ha, bir tane söyleyeceksin Müge. Mert Yazıcıoğlu. Evet. Aydın, sen ne diyorsun? Bilmiyorum ki hmm. ben arkadaşlar diziye hmm. erkek başrol e, için seyretmem. Kadın için. Evet. Ha. Benim öyle benim gibi insanlar da var, var yani. Tabii ki. Kadın erkeklerin var. üstüne kuruyorlar. Hmm. Mesela annem Erkek üstünlüğü olan hiçbir diziyi seyretmez. Ben de seyretmem. Ha, evet, var böyle bir şey. Yani e, hoşumuza gitmiyor. Zaten ratingi yani, e de kadın izleyici belirliyor. Evet, Hı. yani kadın o zaman. Kadınlara ağırlık versinler. <laughs> yani o zaman erkek oyunculara ödül vermesinler. Hayır kadın erkekler daha söyledik. çok almıyor mu para olarak kadınlardan? Artık o işler de o değişiyor, da değişiyor, değişiyor biliyor artık. musun? E değişsin. Değişiyor değişiyor. Kadın kadın. Kadın bir tık az da az. En değil. yüksek parayı Gonca alsın artık mesela. Gonca. <laughs> Vallahi Gonca e, da, da Gonca mısın? diyoruz. Yemin e, Gonca e, da Gonca. Bütün ödülleri de verin. Evet. Başka türlü Gonca. olmaz. Bazen ödülü kaçırırsın. Ama gönüllerde birinci olursun. Baksana Oldu bak, gönlüne yerleşsin. Aman, ödü, aman ödüller. Ya şöyle bir şey. Ee, ben çok vakit harcadığımı düşünüyorum. O yüzden. Evet. Yani dizide bulmuş noktasını bulmuş. Erkeklerde de hayırlısıysa o, kimse o olsun. Ben de bu fikrimi söyleyeyim. Mert Yazıcıoğlu diyorum. Tamam. Rakamlar? Evet. Mert rakamları... Yazıcıoğlu hang... ha, şey... Peki, gibi. Kızıl Goncalar değil mi? Kızıl goncalar. Mert inanılmaz güzel oynuyor orada. İnanılmaz. Deli gibi. Evet. Dizi başladığı anda yorumlar geliyor. Mert'in evet. daha önceki pek çok işte oynadı. Bence de gönüllerdeki birinci o. Evet. 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 Rakamlar da bu arada senin dediğin gibi değil artık. Az önce Müge de söyledi değil mi? Yani artık kadın erkek oyuncular arasında bölüm başı kazançlar çok uçurum olmuyor. Çok uçurum olmuyor. Evet. Çünkü hem oyuncuları menajerleri Özcan buna baş kaldırıyor. Koymamışlar mı? Mert Yazıcıoğlu adaylar arasında. Özcan yok. Evet Özcan, Aa. Evet, Özcan İyi, yok. Ya yok. o diziden bence Mert Yazıcıoğlu çıktı anladım. yani. Çünkü... Her diziden biri çıkıyor evet. ya da iki acaba Özcan Deniz mi? bozulmuş mudur durumu? Ama şimdi Mert Yazıcıoğlu varken Özcan Deniz bilmiyorum. Ben de Niye? bilmiyorum. Çünkü onun performansı diziye damga vuruyor. Evet anladım. Yani yok, hani yok. bir dizide Lokomotip beş mi kişi olur. bilmiyorum da o evet. yüzden Evet de zaten olur. bir ön elemeden geçtikten hmm. sonraki ele şey yapanlar e, geriye kalanlar. Peki devam edelim haberlerimizle. Ne yapalım? Edelim. Ne var sırada? Kozmetik yani. savaşlarına gidelim. Ha, kozmetik savaşları. Hadi Aydın kozmetik konusunda senin yaptığın hmm. bir TikTok videosu da çok izlenmişti. Ayol sür sür ne dedin aynı mı dedin? <laughs> <laughs> böyle yapıyor. Ay bunu alın yıkılıyor alıyoruz. Ay bunu alın bu olay sür bebek. Al ona al geril. Hepsi yalan. Evet yalan ama Peki... onu alın alın diyenler Hah. bak ne kadar kazanıyorlar. <laughs> Çok sağlam Sus. Paralar. Al. al. Evet. <laughs> evet izleyelim. Nebahat Çehre 5 milyon, Semiramis Pekkan 5 milyon rakama anlaştı bir kozmetik firmasıyla yani işte onlar Ama çıkıp diyecekler ki Aydın göz altlarınıza bunu sürün yanaklarınıza bunu sürün diyorlar onlar. Onlar görsel olarak <laughs> evet, evet, katkıda evet, evet. Benim evet. dediğim Hı. hani bu diğer sosyal medyada Hı. böyle ıncınıyor sürüyor bak gördün. ha fenomenler bak diyor sonuçta. gördün mü diyor neyi gördüm <laughs> ben de kanıyorum salak gibi ya <laughs> sen, de, <laughs> sen de hiç kanacak bir tip yok nasıl kanıyorsun işte yaşaldıkça aldıkça acizleşiyorsun. Yok hiç ya öyle değil. Onu. Hiç alakası yok. Hayır hayır. Ha. Hadi bir umut diyorsun. Belki bir Böyle bir olur. anlatıyorlar Ama ki. Ama sadece sana mahsus Sanki bir... arkadan biri çekecekmiş gibi geliyor. <gülüyor> 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 Efekti basıyorlar o kırışıklı öyle açık. Ya açıyor. evet. Öyle. Sus. Rakamlar nasıl Aydın? Güle güle harcasınlar. Serenay Sarıkaya 40 milyon. Evet alın sürün dedikçe sen alıyorsun, evet. sürüyorsun. Ama Belki çok ünlü evet. isimler. Tabii ki. Onlar da Güzel. Ben vallahi seviyorum burada gördük gördük. birbirinden güzel. Yalnız evet. geçen çok gün ilk defa bir story atacaktım. Evet. Atamadım Neden? çünkü uçak korkum var. Ee? Tam uçağa biniyorum. Nereden unuttum şimdi? Hı. Dur. Şey. E, Nereye gidiyor Samsun'a giderken. Evet. uçağı bir Aa uçağın ismine bir baktım. Evet. Ondan sonra aklıma diyecektim ki Serenay Mert bu uçağı sizi alıyorum. Niye? Uçağın ismi Bağcılar. <gülüyor> Vallahi. Tamam <laughs> <laughs> anladım. Size hediye alacağım bu uçağı diyecektim. Evet. Böyle bir çok da havalı olurdu. Story. Evet çok havalı olurdu. Ama... Ama... Titrek zaten titreyim. Bir de o arkamdan dedikodu yapmayın. <laughs> <laughs> Atamadım. Ama neden hmm. onun esprisini de anlat e, seyircilere? Çünkü Mert Demir, <laughs> e, ben de Bağcılar'da büyüdü. Evet, evet, evet. Öyle bir şeyi var. Var, röportaj, röportaj... sık sık söylüyor. Evet, Bağcılar'da büyüdüm. Ne dedi Başka... Bağcılar çocuğuyum dedi. Ha, Bağcılar çocuğuyum evet. orada da. Dinlediğimiz müzik bu. Rap müzikti Ana aynen. Ama buydu dedi. Ben de uçağı görünce bu uçağı size alacağım Evet. Ama diyecektim. titremekten asla. Ama tırt gittiğim için o anda. <laughs> Hala çok mu korkuyorsun? Ya Her gün işte oluyor maalesef. Ha. Çok fena. Evet evet. Çok fena ya. İnsanın hayatındaki bütün konforu alıyor bir tarafta. Tabii Bazıları yani. müzik dinler mesela. Uçakta müzik dinlemek iyi gelir. Yok, o korkuyu birazcık sakin. O zaman bir, bir oyuncunun bir dizide şarkı performansı gelsin mi? Tribülansa girmeyi tercih ederim diyenler olabilir ha. belki de. <laughs> bir dinleyelim. Belki uçakta iyi uçakta iyi gelebilirdi. Gelmez. Bir izleyelim. Yani bilmiyorum. Şükran bir izleyelim. izleyelim. Vallahi şükran o. Evet. Nasıl o, olmuş? Olmamış. öylemiş Yani neden olmamış? Neden? Bu bu tepeden Hülya Koçik tarzı okuya okuya... Gelip o kadar insanı coşturacak bir durum yok. Evet. Millet kıyam bir anda başladı, galeyana geldi. Öyle bir şey değil. Yani evet. o şeye de uymamış. Hı hı. Hani senaryoya da uymamış. Şimdi bazen ben olsam ba stüdyoya giderdim, ha, oraya ha. okur yerleştirtirdim. Ha, evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela bazen hikayelerin içinde ya da biz de bir mekana gittiğimizde müzik dinlediğimizde yani gudubet sesler olarak söylüyorum. Hı. Mesela soliste şarkıcıya eşlik ediyoruz yüksek seste. O ses bir kısılsa bizim sesimiz tamam kötü tamam çıkar. da burada sana da, kimse burada, böyle böyle yapıp eğer, da evet galia hep birlikte söyleyelim yapmıyor. Tabii ki. Burada Bu herkesi içine alıyor. Burada zaten Şükran Ovalı'nın öyle bir iddiası karakter olarak da iddiası olduğunu kendisi de düşün. Yönetmen de düşünmüyordur. Çünkü tabii ki çok kötü okunmuş. Yani performans ama karakter gereği böyle okuması hayır gerekiyor. Hayır şöyle olabilir. biz demiyoruz ki zaten ses kalitesi öyle böyle duygu versin yeter. Evet. Ama o yani duygu da vermiş. Öyle. Duygu mu? Hayır. Peki niye orada? Öyle duygu vermiş. Bence inerek buraya geldi. Orada Acaba öyle. Ha, yani işte, senaryo evet, gereği. Senaryo gereği. gereği. Ay tamam da sebep neymiş? Ha, sebebini önünü arkasını sahnenin bilmiyorum işte hmm. ee, baş roldeki baş rolde şey vardı. o ismini unuttum gerçekten şu. Evet az. unuttum. Ben de unut unuttum ama Tim esen. Hmm. Evet ee, başrolde karşılıklı sahnelerde çok iyiler. <laughs> Ben diziye hiçbir şey söylemiyorum. Ya şarkı söylemek Fakat şimdi bir şey oldu Müge. E, dizilerde, bütün yapımlarda Aydın şey genelde yani tek oyunculara şarkı söylettiriyorlar. Biraz hareket katsın, biraz duyguya giresin diye. Ama bir Serenay Sarıkaya yaptı diye ve müthiş güzel okuyor diye. Doğru. Yani aynı şeyleri tekrar yani tekrar olmuyor. Yani güzel olmayınca... bir duygusu Olur. çıkmamış şarkının. Bir de Aydın sen de bilirsin çok iddialı bir sesten. Ebru Gündeş'ten biz bunu zaten dinlemişiz. Sen bir daha yorumlarken en azından duygu ver. Bir kulaklarımızın pası gitmesi için bir Ebru Gündeş alabilir miyiz? Ama ben burada çok o, o mekan ne onu bilmiyoruz Karakterli, arkadaşlar mı? İşte Orası oraya yoksa bir Efkarlanıyor işte efkarlanıyor, sonuçta bu dizide söylüyor. Şükran Ovalı bir solisti canlandırmıyor. Ama öyle söyleyeyim kimse alıp kalyanı gelmez ki. Evet. Bir de bir de bir Serenay'ın performansından bir küçücük bir şey verebilir miyiz reji mümkünse eğer? Ebru o... Gündeş'ten. Ebru Gündeş'ten. Evet. Kızcağızı Eğer verebilirsek. Da... Bir silse açalım. Serenay'ınki bambaşka. O çok güzel. Serenay'da da... kızcağız okuyor yani. Tabii evet. biz demiyoruz ki müthiş bir ses ama duyguyu veriyor işte. İlla da sesin çok güzel olmasına gerek yok ki burada. Duyguyu ver yeter. İşte o duyguyu, duyguyu aşıla. Şükran Ovalı da duyguyu o şekilde veriyor. Zaten bir oyuncudan çok böyle wow bir performans beklemek yanlış olur bir taraftan da gerçekçi olalım. Çünkü onlar orada oyunculuklarını sergiliyor. Ama söz konusu şarkı söylemek olunca ister istemez kıyaslamalar yapılıyor. Serena ile kıyaslama ve daha iyi performans bekleniyor. Biraz da çok sert yürümüşler Şükran Ovalı'ya. O kadar yürürler. da fazla ee, yürürler. Yani bir de oyuncunun biraz sesi. Olmuş oyuncunun sesi güzel olacak. Yanlış düşünüyorsun. Hayır. Her güzel oyuncunun sesi oldu. güzel olacak diye Hayır. bir şey yok. genelde oyuncular ses tonlarıyla da onları şey yaparlar. Ama şarkı söylemek Hayır, kısmında... Hayır, ben şarkıcı olacaklar demiyorum. Konuşurken bir şey hitap ederken şarkıcı olmasını beklemiyorsun. Duyguyu şu sesiyle şu vermesini şu istiyorsun. Şükran mesela bence yaptığı hata, ne biliyor musun? O şarkıyı Dediğin gibi sesiyle yani yorumuyla duygusuyla verseydi o namelere Son girilseydi diyoruz. geçirirdi. Evet. Yoksa Ama gene oyuncu... de oyuncuların Güzel. sesi konservatuar eğitimi. Neyse gelir geçer. Eğitime. Aynen eski tiyatrocular şiir şarkı okurken müzikallerde falan Gümür gümrül ses şan eğitimi. Hollywood'da e, bir sürü e, star sesleri de tabii ki zaten şan e, eğitimi e, olmazsa e, o, olmaz e, 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 işte yani. sesi kötü olan oyuncu bilmiyorum yani iyi olmalı diye düşünüyorum... Seçilmelerinin bir sebebi de ses tonları, vurguları. Ya hep mesela ben normalde alakasız oyuncu değilim. Bir şey değilim. ...iletişim eğitimi aldım. iletişim, sinema, TV eğitimi üzerine ...bıdı bıdı ama arada şan eğitimi de aldım. Oyunculuk eğitimi de aldım. Sebep ne? Şarkıcı olacağımdan değil. Sesimi doğru kullanmak, nefesimi doğru, doğru kullanmak, diksiyonumu evet. doğru kullanmak için. Dediğin gibi bu önemli bir şey. Hangi mesleği yaparsan yap. Tabii yani. ki. Onun için sesleri iyi olmak zorunda değil. Evet. Katılmıyorum. Hadi, i̇yi olmak ay, zorunda. O, o ses Türkiye gibi oldu. Evet. Yeter. Hadi bir sonraki <laughs> habere geçelim. <laughs> yani. Hadi sevgili izleyiciler. Yazık aynen. yani. Bir sonraki Sanki habere geçelim. Sanki o ses Türkiye jürisi. Aa, niye olmayalım? Ne gerek var? Bizi aşar. Hadi. <laughs> hadi. Ay, Ece jüriden geçelim. haberiniz var mı esas? Hepimiz onu merak ediyoruz. O ediyor. ses jüri daha ben? belirlenmedi. Evet. Bir Survivor belli olacak. Var mı? Survivor tabii ki var. Ha, onun belli ee, mi? vallahi Ebru Gündeş'in adı, adı her zamanki gibi geçiyor tabii ki. Öyle mi? Evet, evet. O seste. Diğer adaylar konusunda bilmiyorum. Görüşmelere başlanacak. Vallahi ben Eci ha. ben e, hani olur mu bilmiyorum ama gönlüm. O ses Türkiye'deki gönlüm hadiseden yana. Hmm. Hadise uluslararası bir e, şarkıcı şöyle evet. ki evet. E, çok çok yabancı katılıyor. Evet. E, bizim O Ses Türkiye evet, evet. ve çok pop yabancı şarkı söyleyen onlarla iletişim kuran yegane ve tek şarkıcım. Evet. O Ses Türkiye. Yerleri itize Pencil. <laughs> Kusura bakma. <laughs> <Aa, geldin. Evet, gülüyor> o Ses Türkiye. Evet hangisi? çok açık bir yarışma. Ben hadiseyi, orada gönlüm o Bakalım kim olacak? Öyle değil. olarak istiyor. Hı hı. Ama evet. bir duyduğum Athena galiba Gökhan. Bilmiyorum. Bak Aydın ben bir ama şey çok duymadım. meraklı bak araştırmış. Ha, Athena diyorsun. Athena. Daha belirlenmedi. Duydum. Belirlense vallahi İsterim. bir şey düşsek hemen Ama deriz. kim olursa olsun seyredeceğiz. Evet. Hoşuma gidiyor. Çünkü Şimdi... o ses Türkiye yine bomba gibi geliyor. Yani sürpriz jüri olacak. Kim bilir kim olacak? Ebru Gündeş dediğin gibi, Müge'nin dediği gibi konuşulan bir isim. Ama başvurular deli Hı. gibi gidiyor bu arada. İnanılmaz isimler. Amin. Çok yetenekliler. Hepsi birbirinden yetenekli. Burada oturduğum için de lafını böldüm. Yani TV8'li olduğum için de hiçbir Hı. beklentim de yok. yok evet. Saatten sonra Acun Ulcalı beni alsın da program yapsın diye de beklemiyorum. İstemiyorum. <laughs> <Çok da. gülüyor> <Çok da. gülüyor> çok Ama şu günlerde Hı. benim içimde bahar açtıran ...mutluluk veren tek kanal TV8. Aa, ya yine güzel. güzel. Çünkü... E, ...yani stresten kurtuluyorum burada. Evet doğru. İnsan, yani öyle evet. Masterchef beni evet. çok Hareket. mutlu ediyor. O Evet zaten. Yani öyle ben sinir harbi şeyle... ...bakma... E, ...bir tek Leyla'yı onun dışında... ...başka hiçbir şey seyretmem. TV8'de, bir de Masterchef Bir de o, ee, ses, geliyor, şimdi o Survivor, ses geliyor. O ses zaten... Survivor'a da geliyor. hazırlık başladı. Peki o sesten başka bir sese geçelim. Ay bu Ece ses de Mumay. ne ses ya? Bunun... Aman Allah'ım. Ece Mumay'da Beşiktaş takımı Beşiktaş için bir marş besteledi sevgili izleyiciler. Dinletti takipçilerine devam edin mi gerisi gelsin mi gelmesin mi dedi. Ama anketler ne diyor <laughs> bir izleyelim. Bir Beşiktaşlı olarak tekmeyin Beşiktaşlı şu anda. Ben Galatasaray. Galatasaray. Ben Galatasaray. Galatasaray. Ay, Galatasaray. Stüdyoda var mı Beşiktaş? 2 ay çok 3 4 evet. kişiyiz. Beğendiniz mi? Şarkıyı beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ee, yani niye yani... bize sormuyorsun. Önce kendi Beşiktaşlılarıma soracağım. Bak Çünkü biz, biz daha tarafsız değerlendiriyoruz. Şimdi sana soruyorum. Evet. Beğendin mi Müge? Beğenmedim ben. Yani. de. Başına da hiç ekleyeyim. Evet. Çarşı beğendim acaba. Çok kısa Sanmıyorum. bir bölüm olduğu için. Hı. Şimdi öyle hissini anlamayız buradan. Bak olmamış yani Bilemem. olmamış bir şey burada yani en kibar haliyle olmamış üç bölümden anlaşıldı İşte devamını getireceğim ona göre diyor eğer bu kadarını beğenirseniz. bu kadarını de. mı yayınladı bu kadarını yayınladı ama takipçilerde yok devamı kalsın, kalsın gibi bir şeyler yazıyorlar yani olmamış yani ben bir Beşiktaşlı evet. olarak asla beğenmedim Bak. çünkü çok temposu düşük bir de bir Beşiktaş'ın böyle bir marşı yapılacak pardon yani o marş nasıl Daha olur? olur an Stadı ayağa kaldıran gümbül, bir şey lazım. Gündür Mesela Tarkan, Tarkan nasıldı performansı ve yıllardır şarkısı. Milli takım için yapıyordu o. Tamam milli takım sonuçta bir futbol için, bir takım için milli takım için gümbür gümbür gümbür. Burada ben mıy mıy yapar yapar ortaya koyar olursa olur şey deneme diyelim. Yüzüncü yıl için yaptığı Parla, parla. Oldu kadar mu? güzel. Oldu, oldu. Her, Her yerde. Ne şey güzel. Tatlarda da çalıyor i̇şte, yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Beğenilirse beğenilir. Hı. Evet. Yani yarısını yaptım, beğendinizse devam edeceğim. Dur, bence devamı da var ya. da. Önden bir dinletiyor. Bir, Belki bir nabız yok, nabız Yoklamış. yok. Ama nabız atmadı yani nabız. biraz düşük attı. <laughs> <Biz de. gülüyor> ben Galatasaraylıyım ama simgenin aşkın olayım şarkısı da bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bak olduğum için söylüyorum. Mıy mıy da mıy mıy. İkardi ile Simge arasında gelip gidiyor. Beni bir taraftar olarak şöyle bir insan bir dinleyince bazı şarkılar şu ayağa kalkası gelir ya. Mıy mıy. O işi Tarkan. Evet. Her evet. nokta koyarım. Evet. Peki haberlerimize devam edelim. Sen de tanıyorsundur mutlaka. Ee... Angelik, Altuba'nın kızı. Altuba'yı 1 Eylül'de kaybettik sevgili izleyiciler. Kızı hala olayın travmasında ve şokunda. Yüreği kan ağlıyor. Arada bir DM'den de yazışıyoruz. En son magazin news.net e içini dökmüş Amerika'ya tekrar dönmeden önce. Bakın neler söylemiş. Aydın sana da soralım. Konu gidiyor geliyor yine vefasızlığa takılıyor ünlüler dünyası. İzleyelim. Benim en çok dikkatimi çeken başlık şu oldu Müge dinlerken aydın dedi ki e, kuru kalabalık gitti. Yani hmm. e, bu durumdan nemalanmak isteyen insanlar etrafımıza üşüştü ve onlar şimdi gitti. Hmm. Yani orada kimi kastediyor cenazesi bir kere çok kalabalık değildi İyiydi. çok az hatta bunun üzerine de konuştuk. Yani bu kadar yıl emek vermiş bir e, ismin cenazesi daha kalabalık olmalıydı diye konuşmuştuk. Evet. Kimle mal almak ister mesela? Ee, yani şöyle ününü kaybetmiş, şöhretini kaybetmiş. Hı hı. Aman şu iki kameranın önünde ağlayayım gülim diye gidenler. cenazelere gelenler ya da çeşitli davetlere gidenler var. Onları biliyoruz ama Ağutubak'ın cenazesi kalabalık bile değildi. İyildi, evet. Ki o yüzden de... E, Sevgili Anjelik, ben çok orada olmak isterdim Hı. çünkü kendisiyle de çalıştım ama e, aradılar da ama hem Bodrum'daydım hem çalışıyordum. Hı. E, nasip olmadı, Hı. dualarımı Hı. ettim onun için. E, öyle düşünmemek lazım yani gelemedi cenazesi e, az kişi vardı ama ona. Çok sevip dua yollayanlar da vardır evet, muhakkak. Vardır tabii ki. Evet. Ama bence Angelic burada spesifik birkaç kişiden bahsediyor. Tabii bahsediyor. Çünkü o o böyle genel bir konuşma galiba. değil. Galiba. Birilerine gönderme yapıyor. Bir arayanlar olmuş gibi galiba onu. Evet evet. evet. Ya da orada kameraların önüne atlayıp da daha sonra Angelic'i hiçbir şekilde aramayan varsa onlara muhakkak. bir şekilde evet, söylüyor. Evet. Ki Angelic'in e bu burada yani Türkiye'de onu bağlayıcı bir şey de yok dediği gibi babasının durumu gayet iyi kendisi de Amerikan polis teşkilatında polis. Evet evet. Ha, dönecek ve görevime dönüyorum, dönüyorum evet, evet Görevime dönüyorum Dönmek artık zorundayım. izinlerde buraya geleceğim diyor. <laughs> yani annesi gibi. Çünkü orada kurulu bir düzeni var. Tabii bir hayatı var. Ki, maddi durumu da iyi. Maddi <laughs> durumu da iyi. Anneden de iyi yani. Mesela orada öncesinde babasının ona yaptıklarını anlatmadan önce şöyle bir cümle kuruyor. Sanki aksi cümleler duymuş gibi. Ben gayet iyi durumdayım yani. Bizim durumumuz iyi. <laughs> Benim malım mülküm var. işte evler var. Burada acaba ona giden Hani yardımcı olalım, bir destek olalım. Bir ona böyle ezme durumunu da yaşamış. Angelik dolu dolu bu arada. Tabii, tabii. Çok dolmuş. E, ama o kadar e, güzel ve naif bir kalbi var ki birilerine gönderme yaparken de böyle gönderiyor. inceden inceden gönderiyor. Anladık kime gönderme evet. yaptığını. Evet tamam, ona. Ya arkadaşlar evet. <laughs> konuşamadığımız evet. Bu e, vefatların sonrasında neler oluyor? Hmm. Gördüğümüz bildiğimiz onun için bir tek boşuna büyüklerimiz vay gidene dememiş. Hmm. Vay gidene. Evet. Ya. olan Evet. en güzeli oluyor. en güzel cümle bu. Vay gidene. Evet. İki gün Gerçekten. sonra. Gerçekten. Evet iki yani gün sonra her şey. Yani girmeyelim, konuşmayalım ama neler oluyor yani. Evet. Peki devam edelim haberlerimizle. Bu aç. Sırada ne var? Devam edelim. Devrim Özkan ve Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira Uruguay'a gitti. Devrim Özkan Instagram hesabından Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü evi paylaştı. Yakında evlenmeleri beklenen çiftten romantik pozlar geldi. teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben alışverişim herhalde. Evet. Nasıl de gidiyor? <laughs> Gayet nasıl gidiyor? iyi. Keyfimiz yerinde. Çalışıyoruz evet. genelde. Bugün boştuk. Onda gidiyor? de değerlendirelim. Dizi soralım nasıl gidiyor? Gayet de güzel. Dizi de gayet hı hı. iyi gidiyor. Ratingler güzel. Keyfimiz evet. yerinde. Siz neler söylemek Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, İyiyiz. Bugün tatil günümüz. Dışarı çıkalım dedik birazcık. Tekrardan da hayırlı olsun diyelim ilişkiniz. Nasıl gidiyor? Keyfimiz yerinde. Güzel. Teşekkür ederiz. Peki çok teşekkür Kolay gelsin. Sağ olun. sağ olun. Teşekkürler. Ee, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç kamu spotu çek geçen diyor evet, ya evet. kamu spotu çeksin. Kamu spotu çekmeye de hazırlarmış. Serdar Ortaç'ın kaybı bir buçuk aylık konser için 20-25 milyona yakın. Mehmet Ali Erbil'in de e, programının Kanal D'deki programının devamı bu hafta belli olacak. Evet. Durumuna yayınlanıp yayınlanmaması. Üzücü, 10 bölüm evet. yedekteymiş çünkü. Çok üzücü. Hmm. Yani hiç güzel bir şey değil bu yaşananlar. Evet. Ama ben bunların dışında Serdar'la ilgili başka bir şey duydum. Eğer o haber do doğruysa, hmm. yani bu işlerle ilgili değil, hmm. bundan sonra Serdar'a selam vermem. Eyvah. Neymiş? Dördüğümde de vermem. Neymiş ne? duydun? Yani şimdi söylemek istemiyorum. Üstün geç. Şey Seninle ilgili kötü. Yok yok. Ha, ben başlığı de başlığı öyle şey. şey aman söylesinler. Serdar'ın öyle huyları yoktur. Tamam. tamam Kendiyle ke... ilgili. Kendisiyle ilgili. Evet. Aa. Yani e, yatırımlarıyla ilgili. Hı -hı. Yani. Annesine hiç yatırım yapmamış. Aa. İnanamıyorum. Eğer bu gerçekse vallahi konuşmam. Nesrin Hanım'a. Evet. Yapmıştır ya o kadar kazancın İşte ben e, duydum, inanamadım. Içinde, değil mi? Doğru İnanam. değildir diyorum. Hmm. Arkadaşlar. Yani Serdar'ın oh. kazandıklarını aldıklarını. Oh, çok yüksek. Mülklerini hepimiz biliyoruz. Ama eğer Serdar hmm. gerçekten böyle, böyle bir şey yapıp bir mülk sahibi etmediyse an anasını hmm. benim için Serdar Ortaç. Arkadaşlığımı da keserim. Annesinin bu konudaki bir serzenişini falan duydun mu? Yani öyle bir dedikodu geldi. Hmm. Hayır bırak her şeyi ve hemen üstündeki eğer doğruysa hmm. yalıyı da anamın üstüne yaparım. Evet. Ben, ben seni dinlerken onu düşündüm. Acaba üstünde yani şu an var. oturduğun yani ev annesinin üzerine çok, çok değil. üzüldüm. Kendi üzerine. Ya arkadaşlar biz bu işe girdiklerimiz girdiğimiz zaman İlk önce, birçoğumuz altında. önce ana babamızı bir ev alıp onları bir sevine. Ya anne Aile. bak baba Tabii. ben neler beceriyorum. Size ev aldım. Evet. Ya evet. bu çok büyük kendine milyonlar alsan ama onlara yap. Bereketli olmaz. Evet, olmaz. Bambaşka. Bereketi olmaz. Bambaşka. Nezancının. Gerçekten ana duası, baba duası. Tabii sırtın eğer gibi. bu doğruysa diyorum ya. Hmm. Yani ben arkadaş olarak çok kırılırım. Hiç bakmam suratına. Hmm, biz arkadaşlarımız görüp de sorsunlar. Şey. Evet. Ee, acaba şöyle mi oldu? Biden Sen de bunu anlatırken. Hah. Belki annesine aldı ama kumar nedeniyle 15 ya tane evi olabilir. kaybetmiş. Belki ama arada gidenlerden de. Böyle bir Giden şeyse... Gidenlerden de olsa ol yerine girmesin yani alırsın. Şey olarak söylemiyorum. Aslında çenemi de tutamadım yine. Hmm. Çok kızdım, çok kırıldım çünkü. Çok haklısın sen. Yani bu evini de satabilir çünkü bu hmm. işte. Hmm. Annenin üstüne bir haber yap hayatım. Orada durdu. Eğer... Doğru değilse de özür dilerim. Yani e, şu bu, an İstinye'de ki ikiz villasın değeri 100 milyonun biraz üzerinde yok ikisi de duruyor ama Öyle geçenlerde duruyor, evi duruyor. de e, 10 milyon dolara satacak diye bir haber çıktı. Ama yalanladı Serdar Ortaç. Gerçi bir şeyin yalanlanmasıyla gerçekleşmesi arasında da çok uzun zaman Belki fiyat yok. bir fiyat aldı bir şey kafasında Olabilir. düşündü birkaç haber şeyle yayıyordu. görüştü haber yayıldı. Ama işte satmasın öyle bir şeyse zaten sahne yapıyor. Ama çok yetmiyor ya, işte. Ben de... O sahne al, sahne yaptı aldı Yeter. Paralar. Eğer Yetmiyor derken bu, borçları ödüyor. Bu şeyleri bırakır borçlu, ya kumar olayına, koskoca serdar ortaç iki tane beste yapar satar on tane. Bestelerini Sahneye de kiraya çıkar, verdi biliyor Hala sahnesi ha. muhteşem şarkıları muhteşem. Evet, Çok. ama ben yani, de bir şey duydum. Şimdi hafta sonu Kıbrıs'taki bir konsere. 54 konserlik borcu varmış. Nasıl ya? Daha konseri yapmadan parayı almış. Bedava çıkacak 54 Bedava. kere. Hadi. Çünkü neden? Bu meret yüzünden. Şimdi Bu kumar ki, belası Şimdi yüzünden. ayak bileklerinden kelepçeli yani. olduğu için gidemediğinden o zaman orada da bir borç. Oo çok kötü. Evet 54 konser vermesi gerekiyormuş. Şimdi elektronik kelepçe takıldığı için orada yani gidemeyecekler bir yere. Ya 54 konserin parasını peşin alıp bunu nasıl bir borçtur da öde öde bitmeyen 108 bir borç. milyon lira oluyormuş 54 konseri. Konser. Çünkü konser başına 1,5-2 falan alıyor Kıbrıs konserlerinden. Yani tabii şimdi hani borcum yok Derken şu. borç var aslında. Borç. Yani bir borç sonuçta peşin Evet. Şey ya e, Aydın sana bir şey soralım. Hepsiyle aynı dönemde hepiniz aynı tabii. zirvede, şöhrette. Biraz yönetemediler mi olayı bak sen de zor zamanlar geçirdin ama sen tekrar sahneye çıktırdın seyirci geliyor ya da senin böyle yok kumardı oydu kayıptı mayıptı öyle bir şey öyle bir benim ekstra bir şeyim yok benim artık insanlar gördü hayatımı Hı. o kadar mütevazı yaşıyoruz ki Hı. hani böyle altın kalkma koltuklarda oturma gibi bir derdimiz yok annemle. Hı. Gayet normal sıradan, orta halli bir e, yaşantımız var. Bunun Hı. içinde hep bir kötü alışkanlığımız yok. Ben alkol hiç kullanmadım. İnsanlar inanmıyor. Hiç kullanmadım. Olamaz bırakmışımdır. Kullanmadım. Allah Allah. <laughs> Mecbur muyum? Bununla da övünmüyorum ama kullanmadım. İnanmıyorlar. İnanmazlar. Sigara da gençliğimde Sağlığa zararlı. Kullandım sonra bıraktım. Kötü bunun dışında hiçbir alışkanlığım ömrüm boyu olmadı. Hmm. E ben sadece güzel. Lüksüm için o bebek suratımı harcadım paraları ondan böyle güzelleştim. Evet şimdi bak bebek suratlı Aydın'ı bir hatırlayalım. O görüntün geçen gün bir nostalji evet. sitesinde tamam. çıktı Ayna ne kadar güzel Aydın e, Tamam ya. da diyorlar ki ay kendini mahvettin 30 sene evvel o 30. <laughs> Ama bir izleyelim ya 30 sene de olsa 20 yıl sonra olsa gene izlerim. Bakayım. Bir izleyelim. Ya bu nasıl eğlenceli günlerde Aydın eğleniyorduk televizyon izlerken gerilmiyorduk. Evet, ama işte şöyle eğleniyorduk onları da şikayet ediyorlardı. O zaman evet. Şimdi diyorlar ki bana ah sizin eski programları e, siz şikayet ettiniz ede ede bitirdiniz. Şimdi onları mı özlediniz? Evet. bunu bunlara da yaranılmaz. Ne yaranılmaz. şikayet yaran etmedim olmaz. vallahi deli gibi izliyordum. Hiç eğlen, eğlence yapıyorduk. Evet. Yani çok zor bir şey. Hmm. Yani şu saatten sonra çok büyük paralar almam lazım tekrar dönmek için. Yoksa çekilir dert değil. Arkası Asıl... çok stresli çünkü. Ay değil. Ama bizim zamanımızda reyting savaşları daha büyük. Azaydı evet, Çok evet. şiddetliydi. Yok, değil mi? Yani o dönem daha şiddetliydi. Evet. Reytingler de ve izlenme oranları da daha yüksekti. Evet daha yüksekti. Öyle bir durum vardı. Kıyamet kopuyordu. Kıyamet kopuyordu. Evet. Mehmet Ali ne hatırlıyorsun? Ne konuda? Kamera arkası. Ya o kadar ki ben Mehmet Ali Erbil'i meşhur değilken tanıyorum. Hmm. Çünkü ben o zaman e, stilistim, evet, yani tekstil bölümü bölümümden e, moda tasarımcısıydım. Defilelerimde Nergis Kumbasar vardı. Hmm. E, bir defilemede Nergis'le Azerbaycan'da Bakü'de yaptım. Hı. O o sebepten dolayı evlendiklerinde Memedaliyi de tanıdım evlerinde oturup Hı. yeme içme olayları yani O zamandan tanıyorum. Kesin. Meşhur değildim o daha. Hı. Yani çok anım vardır. Hı. Hangi birini anlatsam? Hiç unutamadığın böyle ya böyle yıllar geçse de. Unutamadığım çok var da burada anlatmam. Peki <laughs> tamam aman. Peki. Sen? Hayır çok komik de. Ha. Yanlış evet. anlaşılmasın evet. Yani komikliğin içinde tabii Mehmet Ali. Tabii, yerinde durmak. Sen zaten magazin dünyasının kara kutususun. Kim bilir sen de anlatmadığın daha neler var? Bir de bana en gerek diyor. Tabi canım herhalde. Oo, hepimizde var arkadaşlar bu piyasada. Ama bazı şeyler ekranda da ha, Tabii anlatılmıyor canım. Bizim de var ekranda anlatamayacağımız şeyler. Ama bazıları da işte göz ardı ediliyor. Bazılarını da ima ediyoruz değil mi? Evet. O, Olaylı yoldan Hepimizin yani bir de şöyle bir şey var. E, kimseye bir laf fazla da edilmez. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Tabii ki. Yani Doğru. tenceredi bin dibin kara seninki benden kara. <laughs> Bence böyle çok o güzel da. reklama gidilir. Tencere <laughs> bin kara seninki benden kara. Reklamlar. Ama evet. seyirciler senin sohbetine bayılıyor diyorlar Hiç ki bir biz susun o konuşsun. Peki hadi susuyoruz konuş. Neyiz? içinden ne geliyorsa serbest kürsü. <laughs> Hepinizi çok öpüyoruz. Geldiğim için çok mutluyum. Ben burayı seviyorum. Zaten başka da gitmiyorum görüyorsunuz. Hmm. Ee, tekrar yarın dedikodulardan eksik kalmayın. Gonca'ya oy verin. Ondan <laughs> sonra Hanım'a sevgiler, Annece, saygılar. Anneciğim seni öpüyorum. Çok sevgiler. Kıbrıs ay Kıbrıs diyorum. Bodrum'da Nigar Mert hepinize Nilüfer Hasan sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlarımı öpüyorum. Hı. Tekrar bu ikinci annemle geleceğiz inşallah. Hey, evet. Daha güzel olur. Onu çok özledik çünkü. Evet. Onun dışında sahnelerim devam ediyor. İşlerim çok iyi Allah'a şükür. Bu nerede? Bu nereden çıktı? diye öyle havalar yapıp alt yorumlar. Bu kim la? Böyle bir Türkçeyle yazıyorsunuz ya. Ha. Tokat geliyor <laughs> Öptüm. Aydın çok teşekkürler geldiğiniz için teşekkür ederim. Için. Yarın görüşürüz. Ayak hoşça kalın. kalın. Sağlık, hoşça kalın.